Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen Gastroantep Kültür Yolu Festivali için basın toplantısı düzenlendi. Kültür dediğimiz şey ne? Kültür ve kimlik. 24 devlet kurmuş, 24 medeniyet oluşturmuş ve bu coğrafyada bunun bütün izlerini yaşamış. İpek yolunu kalkınma yoluna, baharat yolunu şifa yoluna dönüştürmüş bir şehrin bugün emanetçilerimiz. Gastroantep'e başlarken biz ne dedik? Güneşten, doğadan, tarihten gelen lezzet dedik. Ama o gün başladığımızda bizim Sayın Bakanımızdan çok özel bir istirhamımız vardı. Kıymetli Bakanım, bizi kültür yoluna dahil et dedik. Yarın geliyor. Hakikaten bu konuda Abdülhamit Bakan'ın vekillerimle kültür yoluna dahil olmamızın ne anlama geldiğini yarınki büyüklükten, genişlemeden çok net bir şekilde göreceksiniz. Artık panel yerlerinin ayrıldığı, artık konser yerlerinin ayrıldığı, artık showroomların ayrıldığı, artık Atlas Test'te Roma'yla, Bologna'yla, Napoli'yle yarışan Gaziantep'in dünyaya söyleyeceği başka bir söz var diyoruz. O yüzden bu dönemki başlığımızı gastro ekonomi diyoruz. Çünkü ekonomi her birimizin en büyük başlığı. Gastro ekonomi dediğimiz şey aile ekonomisidir. Gastro ekonomi dediğimiz şey kadın kooperatiflerinde çalışan kadının çocuğunun bursunu hiç kimse ihtiyacı olmadan sağlayabilmesidir. Bunun bir şehir ekonomisi olduğunu, bugün Cannes'da her yapılan bir festivalin, MIPIM'in, Cannes Film Festivali'nin o şehir ekonomisini, ülke ekonomisini nasıl 10 katına çıkardığı yeni bir döneme şahitlik ediyoruz. O yüzden bu şehri kongre turizminde, sağlık turizminde, yayla turizminde, kanyon turizminde ve karavan turizminde de yeni başkent yapma iradesi azim ve kararlılığındayız. Nüfusumuzun 500 bin arttığı, bir an önce misafirlerimizin Halep yolunun açılarak Gaziantep Halep hattının eski günlerine döndüğü yeni bir dönemin başlangıcındayız. Ama bunu da beklemeden bizim özellikle buradaki kentsel bölgelerdeki yaşam alışkanlıkları nasıl olacak, göçü küçe nasıl çevireceğiz, riski rızka nasıl dönüştüreceğiz, nasıl bardağın boş tarafını hep birlikte dolduracağız, yarın bizim çocuklarımız bizim yaşadıklarımız yaşamasın diye birlikte ne yapacağız? Hepimiz anneyiz, babayız ve hepimizin insani bakışla, bir anne ve baba bakışıyla burada yapacağımız çok iş var.